Merhabalar Tayfacığım. Açı kenar bağıntılarının 3. testiyle aslında üçgenin son testiyle ben karşınızdayım. Hadi gelin şu üçgenler konusunu bitirmiş olalım buradaki testimizle. İlk testimizdeyiz. 3. testimizdeyiz. İlk sorumuzdayız. Hemen bakıyoruz diyor ki bize aşağıdaki düzlemsel bir görsel üzerinde üçgen görünümü dağıtırmanan dağcılar görülmektedir. Yukarıdaki anlık görüntüde İlker'in Mehmet'e ve Yunus'a olan uzaklıkları sırasıyla 3 ve 6 birimdir. Bakın İlker burada Mehmet'e ve Yunus'a olan uzunlukları sırasıyla 3 ve 6. Yani burası 3'müş, burası da 6 birimmiş. İlker, Mehmet ve Yunus üçgenin köşeleri üzerinde bulunduklarını özü. O zaman şöyle yapalım. Bakın bir şunu şöyle birleştirelim. Böyle bir üçgen oluyormuş. Mehmet ile Yunus arasındaki uzaklığın yani şuradaki uzaklığın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakınız arkadaşlarım üçgen eşitsizliğinden x kenarı 6 ile 3'ün farkından büyük, 6 ile 3'ün toplamından küçük olacak. Yani 3 küçüktür x'ten o da küçüktür 9'dan diyeceğiz tayfam. Bu durumda 9 eksi 3 eksi 1'den 5 farklı tam sayı değeri alabileceğini söyleyeceğiz. Geldim burada ikinci soruma. Tayfacığım ikinci sorudayız. Mert diyor üçgen biçimindeki bir yürüyüş parkurunda bir tam turu yaparak başladığı noktaya geldiğinde dijital koş saatindeki uygulama sayesinde kaç kilometre yürüdüğünü görüyor. 4 saatinde yazan mesafe aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi biz önce şuradaki x uzunluğunun hangi değerler arasında değerler alabileceğini üçgen eşitsizliğinden bulalım. x 4 ile 3'ün farkı 1'den büyük, 4 ile 3'ün toplamı 7'den küçük olacak. O zaman diğer iki kenarın toplamı da 4 olduğu için aslında koşu mesafesine biz m dersek m en büyük 3 ile 4'ün toplamı 7. E x de 7. Yani 14'ten küçük olmak zorunda. Çünkü 3 ile 4'ün toplamı 7 ama x 7 alamıyor, değil mi? Bu da en küçük ihtimal düşündüğünüzde de arkadaşlar 8'den de ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. O zaman buradan 8'de büyük 14'ten küçük olan değerlere bakacağız. Şimdi bakalım. Bak Adana 8.2 olabilir. 9.6 olabilir. 11.3 olabilir. 13.5 olabilir. 14.1 olamaz. En büyük 14 olabilir Tayfacığım. Şimdi de geldim 3. sorudayım. 3. soru diyor ki verilen ABC dik üçgeni biçimindeki tarlanın ADC üçgeni biçimindeki kısmına ekin ekilmemiştir. ADC kısmına. Bana ekin ekilmeyen bölgenin çevresinin en küçük tam sayı değerini soruyor. Bir kere ABC dik üçgen mi? Tayfa dik üçgen. O zaman 5, 12, 13'ten AC uzunluğu 13 olacak. Bana bunun çevresiyle alakalı bir yorum yapmamızı istiyor ya. Orada da bir tane kenar biliyoruz. Biz ne demiştik? Çevrenin yarısı kesinlikle herhangi bir kenar, hangi kenar alırsan al büyük olmak zorunda. O zaman çevre 26'dan büyük olmak zorunda diyeceğiz. Yani alabileceği en küçük tam sayı değeri bu durumda 27 olacaktır. Geldim dördüncü soruma. Dördüncü soru şekildeki bir makasın kapalı ve açık hali gösterilmiştir. Kesim yapılabilecek en büyük uzunluk 8 cm. Kesim yapabileceği en büyük uzunluk 8 cm olduğuna göre diyor makasın kolları. Bir de e, en çok 90 derece açılıyormuş. Herhangi bir kesim işleminde A ve B noktalarının arasındaki uzaklık. Şimdi bakın burası 8 burası 8 ya yani maksimum şimdi bakın 90 derece açıldığı için şurada kesebileceği mesela şeyi düşündüğünüz zaman A ile B arasındaki uzaklık düşündüğünüz zaman maksimum 8 kök 2 olabilir. Yani A ile B arasındaki uzaklık 8 kök 2'den daha küçük. Ya da 8 kök 2'ye eşit olacak. E aynı zamanda diğer iki kenarın farkından büyük olacak ya. Hani sıfırdan daha büyük olacak. Yani bir uzunluk herhangi bir uzunluk. 8 kök 2'den küçük olması yeterli bizim için burada. E 8 kök 2'yi de köklü olarak düşündüğümüzde. Kök 128. Kök 128'de en büyük. Burada x'in alabileceği tam sayı değeri 121 olan karesi 11 var. 11'den küçük 1'e kadar bütün tam sayı değerlerini alabilir. Yani 11 tane değer alabileceğini söyleyeceğiz tayfacığım. Şimdi geldim 5. soruya. Şekildeki bir siteye ait bazı binaları birbirine bağlayan yollar ve bu yollar arasındaki açıların ölçüleri verilmiştir diyor. En uzununu sormuş. Bakın hemen açı yazalım. 60 50 daha 110. Buradaki açıya 70 kaldı. 130 daha 130. Buraya 80 kaldı. En uzununu sorduğu için buradaki üçgenin en uzun kenarı 100'ün karşısı, buradaki üçgenin de en uzun kenarı 70'in karşısı olduğu için okları takip ettiğimizde DA kenarı bizim en büyük en uzun yolumuz olacak tayfa. Geldim 6'ya. ABC eşkenar üçgeni. Bakın ABC eşkenar. 60 60 tepe açısı da 60 olacak. AD doğrusu boyunca kesiliyor. Peki elde edilen parçalardan ADC üçgeni şekil 2'de gösterilmiş. XYZ. Bizim için şurası önemli bakın. Sayfam Orada kenarları sıralayacağım ya. Şimdi ben buraya alfa desem. İki iç açı bir dış açıdan burası 60 artı alfa. E şuranın tamamı A açısının tamamı 60 olacağı için şuraya da 60 eksi alfa demem lazım. O zaman buradaki üçgende buraya X buraya Y buraya Z demiş ya. 60 eksi alfa en küçük açı olduğu için X küçüktür. Sonra 60 var Z'den daha küçük o zaman 60'ın karşısı. En büyük de 60 artı alfanın karşısı Y kenarı olacaktır. X Z Y sıralaması da Bursa'da var efendim. Şimdi geldim burada 7. soruya. Aşağıda iki kenar uzunluğu verilen üçgenlerden üçgenin üçüncü kenarının alabileceği farklı tam sayı değerlerin kümesi verilmiş. Hangi kümeler doğrudur diye soruyor. Şimdi burada x diğer iki kenarın farkı 5 ile 2'nin farkından büyük, 5 ile 2'nin toplamından küçük olacak. Yani 4 5 6 bu ifade doğru. E buraya baktığında y 3 ile 3'ün farkı sıfırdan büyük. Toplamlarından daha küçük. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da doğru. Diğer tarafta ise buradaki üçgende. Abi burada yapabilirsiniz. Hani bunu yapabilirsiniz ama burada kaçırdığınız bir nokta var. Tayfacığım. Bakın ben buradaki açı belli. Buradaki açı belli ise hani 90 derece olmasının bir önemi yok. Tabii ki buradaki Z 5 olacak. Garanti 5 olacak. Başka herhangi bir değer olmaz. Garanti 5. Yani aslında ben bir tane açının ne olduğunu sayısal olarak ne olduğunu biliyorsam karşısı bir tane değer alır. Sallıyorum. Şimdi bakın şöyle bir üçgen çizdim. Buradaki açı diyelim ki salladım tamam 27 derece. Buradaki kenarları biliyorum. Atıyorum 3 işte burası 4 falan. Tamam mı? Aynı şekilde olsun. Abi buranın alabileceği bir tane değer vardır. Kosinüs teoremini düşün mesela. Oradan aklında kalsın tamam mı? onun üzerinden düşün bir tane değer olabilir orada onu aman diyeyim unutma o yüzden bu yanlış sadece 5'tir z sadece 5 olabilir başka da bir değer alamaz efendim yani aslında burada cevabımız ne olmuş oldu 1 2 olmuş oldu Ceyhan geldim 8. soruya ne diyor aşağıdaki üçgenlerin hangisinde x yukarıdaki sayı doğrusuna verilen tüm değerleri alabilir Tayfa üçgen eşitsizliği yapalım. x 4 ile 1'in farkı 3'ten daha büyük, toplamlarından daha küçük yukarıdaki eşitsizliği vermedi. Buraya baktığında x 6 ile 3'ün farkı 3'ten büyük, toplamları 9'dan küçük yukarıyı vermedi. x 8 ile 5'in farkı 3'ten büyük, toplamları 13'ten küçük. Bu da vermedi. x 5 ile 3'ün farkı, 5 ile 2'nin farkı 3'ten büyük Toplamları 7'den küçük. Yukarıya bak diye direkt verdi. Doğru cevabım denizli. Tayfacığım. E, Geometrinin ilacı kitabındaki benim görevim burada sonlanmış oldu. Üçgenleri komple baştan sona çözmüş olduk. Esas acil matematik geometri kitabının da üçgenler çözümünü ben yaptım. E, oraya da bakabilirsin. E, oradaki soruları da çözersen senin için çok faydalı olacaktır. Seni oraya da beklerim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ee, beni sevdiysen ki umarım sevmişsindir. E, Mattat Hoca kanalına, benim şahsi kanalıma seni beklerim. Ben orada devam edeceğim. Kim bilir belki belli mi olur? Belki acil matematikte de, acil geometride de, başka e, kitaplarda, başka sorularla karşınızda olabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. O zaman her videonun sonunda yaptığımız gibi... Kendine iyi bak.